Orta Nokta devam ediyor. Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini konuşuyoruz. Pelkas'ın golüyle Fenerbahçe Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti ve zirve yarışında çok çok önemli bir virajı dönmeyi başardı. Fenerbahçe tarafında elbette bu galibiyet sonrası zafer paylaşımları var. O paylaşımları ardı arda ekranlara getirelim. Evet, Fenerbahçe kulübü soyunma odasından galibiyet pozunu bu şekilde verdi. Trabzon'da çok çok önemli bir 3 puan kazandı Fenerbahçe ve zafer pozunu bu şekilde verdi sarı lacivertli futbolcular ve teknik heyet. Evet, Mehmet Thiam'ın paylaşımı Yunanistan şeklindeki Ozan Tufan'ın ilk Pelkas'ın transfer olduğu maçta Yunanistan diye çağırması bayağı gündem olmuştu. Evet. Mehmet Thiam da ona bir gönderme yapıyor Yunanistan şeklinde Pelkas'a. Bir önceki fotoğrafta bir ayrıntı gelebilirsek Doğukan, toplu fotoğrafta. Bir önceki fotoğrafı rica ediyor Altan abi. Şimdi evdesiniz. Bu fotoğrafı sosyal medyada gördünüz. Instagram ve Twitter'da paylaştınız. Açtınız, baktınız. Böyle bakıyorsunuz. Fenerbahçeliler mutluluktan uçuyor. Ama bir kişi de böyle bakıyordur. Caner. Peki paylaşımlara yani devam Caner edelim. Caner burada keşke diyordur. Ben de orada olsaydım. Ya futbolu iyi oynamak başka da. Takıma uyum da önemli. Sakin olması lazım Caner'in. Yani bu tablonun içinde yer alması bu lazım. Bu da Caner'in paylaşımı o zaman Altan abi. Bravo takım şeklinde, evet. Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntılayarak story atmış Caner Erkin. Bu da bir mesaj olsa gerek. Tabii ki, ama mesajı Erol Hoca verdi yani. Sen olmasan da Zalai'yi oynatırım. O olmasa Nova oynatırım. O olmasa başkasını oynatırım. Yani takım kimyasını bozmaman lazım. Fenerbahçe tarafında çabuk tatlıya bağlanacak bir mesele. Evet. Biraz galibiyette böyle şeyleri çabuk onarır. Çabuk tatlıya bağlanacak. Çünkü Fenerbahçe şu anda ihtiyacı olmayan tek şey kaos. İyi bir maç oynamışken hele. Caner de hatasını bilir. Öral Hoca'dan özür diyecektir büyük ihtimalle. Zaten şöyle bir durum var. Mert Hakan açıklamasında da o vurgulandı. Uzun süredir şampiyonluk kazanamayan bir camia olduğumuz için kırılgan bir yapımız var. Yani bu tarz gerginlikler bence biraz o kırılgan yapının da timsali. Yani Fenerbahçe'de şampiyonluk baskısı o kadar yüksek ki hemen bir puan kaybında, bir yenilgide dünyalar yıkılabiliyor Fenerbahçe evreninde. Bir anda da yani duygular çok yüksek yaşanıyor. Pozitifte, negatifte. Müzat, burada enteresan şekilde tezat bir şey var. Fenerbahçe kadrosunda bu tip baskılardan çok yoğun etkilenip eli ayağına dolaşacak kadar genç, tecrübesiz oyuncu var mı? Yok denecek kadar az. Ferdi, peki kim yönetecek bu krizi ya? Ya sahanın içinde Sosa var. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış. Trabzonspor'da direkten dönmüş. Türkiye kupaları var mesela. Mert Hakan geçen sene şampiyonluğa oynadı. En basitinden Novak öyle. Yani burada bir tecrübe var zaten. Caner Gökhan. Yani başınızda da Emre Bölüzoğlu var. Yani ama, daha ne olabilir yani? Ama Fenerbahçe'deki baskı, kamuoyu baskısı gerçekten çok yüksek. Bir de ya sadece Fenerbahçe değil ama camialar şampiyonluk özlemleri arttıkça ne kadar geçmişte büyük başarı yakalamış olursan ol, hafta hafta o baskıyı Fenerbahçe tırmandıra hissediyor. Ben o yüzden çok tedirgin görüyorum. Mesela bu daha önce de vurgulandı. Puan tabelasına baktığımız zaman kafa kafaya, şimdi Fenerbahçe 3 puan geride ama bundan önceki haftalarda puan puanaydı Fenerbahçe. Ama sanki bir kötü futbol sonrası kazanılan maçtan sonra bile sanki Fenerbahçe 10 puan gerideymiş gibi bir karamsarlık oluyordu Fenerbahçe camiası. Bu sadece futbolcular üzerinde değil, taraftar, kamuoyu, sosyal medya bunu net bir şekilde görebiliyorduk. Yani Fenerbahçe kötü oynadığı zaman 3 puanı alsa bile çok karamsar yorumlarla karşılaşabiliyorduk. Yani o baskı sadece futbolcularda değil, taraftarın üzerinde de var. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Fenerbahçe'ye ait bir şey değil sanki ama. Diyeyim. Bırakayım Altan abi. Çünkü tabii her takım için aynı şey var ama Galatasaray'ın dinamikleri, Beşiktaş'ın dinamikleri daha farklı. Hepsinde baskı var. Dinamik denilen şeyi de şöyle özettiğim bir anekdotla, Euro 2008'e gittik. Milli takımımız da orada. Biz de bütün maçlarda, maçların öncesi, önemli maçlardan öncesi teknik adamların basın toplantılarına katılıyoruz. Turnuva daha başlamamış. Bir gün sonra başlıyor. 10 Haziran, 9 Haziran ne bilmiyorum. Almanya'nın basın toplantısına gittik. Löw var. Klinsmann gitmiş. Löw gelmiş. Klinsmann'ın yardımcısıydı Löw. Bir Alman gazeteci çıktı. Löw'e ne sordu biliyor musunuz? Avrupa Şampiyonası'ndaki maçından bir gün önce Almanya'nın. Kendinize Alman milli takımını çalıştırmak için yeterli görüyor musunuz? Löw'e soruldu. Bak soruya bak. Sorulduğu yere bak. Alman basını soruyor. Başka bir yerdir. Rakip sorsa mesela işte Portekiz'den biri karıştırmak için diyor. Löw ne dedi?
Ya ben de iyi ki oradaymışım dedim. Ben Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptım. Dünyanın her takımını çalıştırabilirim dedi. Aynen bu yanıtı verdi. Hakikaten adamı aldık, gönderdik. Adana Spor'a aldık. Türkiye'den bir geçti. Neye benziyor Türkiye'de Fenerbahçe teknik direktörlük yapmak? Mesut da şimdi o kargaşayı yaşıyor. Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da falan araba kullanmakla İstanbul trafiğinde araba kullanmak. Emniyet şeridinden geçen, sağdan sola geçen motosikletler falan. Türkiye öyle bir yer. Teknik direktör. Hiçbir dinamik tam değil ki. Erol Bulut'ta biz suçlu görüyoruz. Kwaku başarısız. Zico başarısız. Aragones başarısız. Hiddink başarısız. Aykut Hoca zaten işi bilmiyor defansif. Ersin Hoca taktik ustası değil. Ya bulamıyorsun birini. Çıkartamıyorsun hiç. Zico buldun. Tamam mı? Ya o da Galatasaray şampiyonluk kaybetti gitsin. Ya, adamla çeyrek final oynadın şu an. Fenerbahçe'nin dinamikleri denilen şey. Erkut da bunun kulakları için nasıl? Dile getirmiştim. Mutsuz olmaktan keyif alan bir kitle var. Şu anda mesela bu maç kaybedilse ya da kötü oynanıp kazanırsa zaten Erol Bulut gidecek yani. Erol Bulut gitmeliydi. Yani bu yanlış yapılıyor. Şimdi böyle bakarsan Caner'in ortasından başka planımız yok. Duran top atıyoruz başka bir... Topu rakibe vermek de demek ya. 8'de 7 bana ne kötü oynuyoruz. Şimdi ama Galatasaray Alanya'yı yenince bak yendi Fatih Hoca. Yendi işte Sergen bir taktik. Bu şekilde bakmayacaksın. Atletico Madrid'de Simeone ne yapıyorsa belki de Erol Hoca Fenerbahçe'de onu yapacak. Defansif bir oyun anlayışı. Ya da bugünden sonra Mesut Özil bile olacak. Ama bir şeye inanmıyorlar. Ya bundan hoca olmaz. Son söz çok uzattım ama 98 Dünya Kupası'ndayım, Nant'tayım. Brezilya-Hollanda maçı oynanıyor. İnanılmaz bir maç. Ronaldo, Rivaldo, işte Roberto Carlos Tafare. Tribünde yaşlı 70-80 yaşında formayı giymiş bir Brezilyalı yaşlı adam kalkmış bağırıyor. Ben de tribündeyim şeydeyim basın tribünde akreditasyon çıkmadığı için tribüne girdim. Yanımdaki Brezilyalı'ya sordum ne diyor dedim. Bu takımlar hiçbir şey olmaz bunlar futbolu bilmiyor. Garincha, Pele, Jairzinho nerede arkadaş diyor dedi. Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo yani muhteşem kadrodan bahsediyor. Aynı Fenerbahçe taraftarı. Aynı. 4-0 biter. Yok bu takımdan bir şey olmaz. Yani son 30 dakika hiçbir şey yapamadık. 40 dakikada 4 atmışsın. Bir şey olmaz bu takım. Ya Fenerbahçe'nin geni bu. Tam olarak onu vurguladım ben de. Evet. Yani bu kadar tabii detaylı değil ama baskı Fenerbahçe'de şu an Galatasaray ve Beşiktaş'tan daha fazla. Çünkü Beşiktaş daha yakın geçmişte şampiyon oldu. Galatasaray oldu. Ama Fenerbahçe 2013-14 sezonundan bu yana, Ersun Hoca'lı o sezondan bu yana şampiyonluk hasreti içerisinde ve Ali Koç geride bıraktığı transfer pencerelerini özellikle artık bu sezon başında yaptığı hamlelerle ya bu baskı ister istemez biraz daha arttırdı. Hem kendi üzerinde hem camia üzerinde. O yüzden bence biraz Caner'in yaşadığı durum veya takımın oynadığı futbol üzerinden taraftarın girdiği duygusal durumlar farklı farklı abartılı bir şekilde şekillenebiliyor. Altan abi sen zaten çok güzel anlattın. Bir fikstürleri ekranlara getirelim. Biraz hafta içi ve hafta sonu neler bekliyor? Zirveyi onu konuşalım son düzlükte. Sevgili Erman Özgür, şimdi tabii bugün Trabzonspor Fenerbahçe maçını analiz ettiğimiz için Fenerbahçe üzerinden başlayalım. Sonrasında zaten hani Galatasaray ve Beşiktaş'ta neler bekliyor onlara da kısaca değiniriz Altan abiyle birlikte. Şimdi Fenerbahçe Antalya Spor'la oynayacak hafta içi ve ligde şu anda aktif. En uzun süredir kaybetmeyen takım Antalyaspor 11 maç oldu yanılmıyorsam. Ardından da Konya deplasmanı genelde Beşiktaş'ın kaybettiği 4 gol yiyerek, Galatasaray'ın 4 gol yiyerek kaybettiği bir Konya deplasmanına gidecek. Fenerbahçe. Fenerbahçe ile başlayalım sonra Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'a kısaca değerlendiririz. Şu 5 tane takım içerisinde 4'ü birbirine çok benzer takımlar. Çok iyi savunma yapan. Antalyaspor Hatay'dan çok ağır mağlubiyet aldıktan sonra Türkiye'de %100 konsantrasyonla savunma yaparak oynayan İlk takım haline geldi. Hatta İstanbul'da Galatasaray'a rakibi 10 kişi kalmış olmasına rağmen son 15 dakika bu savunma disiplininden vazgeçip de hücum etmedi. Yani önce bir puanı cebine koymak istiyor. Bence hepsi çok zor maç. Beşiktaş deplasmanı da dahil olmak üzere ama Gençler Birliği'nin ve Denizli Spor'un kadro kalitesi Fenerbahçe'ye çok yeter mi? Bence çok zor ama Antalya, Konya ve Beşiktaş maçları zor geçer. Arda arda oynanacağı için aslında biraz daha değerlendirmek lazım. Şimdi Perşembe Antalya, hafta sonu Konya deplasmanı. Yani genel hatlarıyla peş peşe değerlendirdiğimizde nasıl rakipler bu maç dönüşü? Burada bir Afrika Kupası da sanırım Beşiktaş maçı zamanı mı denk geliyor? Çok emin değilim ona ama bir de onunla ilgili de bir şey var, bir sıkıntı var. Hangi oyuncular gidecek? Elemeler olduğu için gönderilmiyor. Tanzanya Mali ile oynadı galiba.
Samat da gitmedi. Evet, elemelerde. Yedek, ya eleme olduğu var. İçin finallerde gidiyorlar. Aubameyang falan filan da gitmiyor Gabon şeyleri. Ha. Yani ligde etkilenmeyecek mi? Tam milli takım arasına da denk geliyor galiba. Milli takım arasına gidecekler. Ya yani milli takım zamanı gidecekler elemeler ama arada da oynuyorlar. Onlara gitmiyorlar. Yani Kamerun, Senegal falan oynuyor ki yani oradaki aynı pencere. Basketbolda nasıl NBA'dekiler falan göndermeyebiliyorsun oyuncu. Tabii gitmiyorlar ama şeylere gidiyorlar. Milli maç arası olacak ya Mart'ta. Evet. Bütün Avrupa biz de duracağız. O zaman gidiyorlar, oynuyorlar. Altan abi sen kısaca nasıl değerlendirirsin Antalya Spor? Maç maç bakmakta yarar var diyorum. İlk Antalya, ondan sonra Konya Spor çok başka dinamikte olur. Hı hı. 8 gün önceye dönelim. Twitter'a bir anket koyalım. TV bu spor olarak. Fenerbahçe'nin üst üste 2 maçında kaç puan bekliyorsunuz? Göztepe ve Trabzon. Genelde ağırlık bence, oynadığı futbola da bakıyoruz 8 gün önce. Göztepe 3 puan, Trabzon 0 puan. En iyi ihtimal 1 puan dersin. Trabzon iyi gidiyor, Fener de kötü oynuyor. Şimdi Fenerbahçe Göztepe'ye yenildi, Trabzon'u yendi. Yani aslında bu fikstürün çok da büyük bir anlamı kalmıyor. Herkes herkesi yeniyor. Özellikle deplasman takımları çok daha iyi motive oluyor. Bu arada Ersun Hoca'nın Kadıköy'e gelecek olması da maçın ayrı bir öyküsü. Evet. Fenerbahçe tarafında. Yani Ersun Hoca'nın Fenerbahçe taraftarında yeri ayrı. Evet ama takım kalitesine baktığımız zaman Trabzonspor'a benzer bir futbol oynadığı için söylüyorum şu anda. Fenerbahçe kolay geçer. Beklentim. Yani Fenerbahçe'nin Alanya maçı, Beşiktaş maçı zor maçlar. Yani kazanması ne olursa olsun zor maçlar. Rakipler iyi futbol oynuyor. Bu arada iç sağ dış sağ fark etmeksizin çok kontrollü oynuyorlar. Bugün ben Trabzonspor'un mesela kazandığı maçların hepsini seyredip analiz ettiğim için söylüyorum. Çok daha geniş alanda oynaması beni çok şaşırttı. Ya Trabzonspor hep şunu diyordu. Hani bir puan, oyun önce bir puan bende kalsın diyordu. Ama bugün Fenerbahçe'ye karşı bir puanı yeterli görmeyen Trabzonspor'u gördüm. O yüzden Antalyaspor'un bugün Trabzonspor kadar Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynamasına müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Bu arada Serdar Aziz ve Mert Hakan cezalı duruma düştü evet. Fenerbahçe'de. Evet. Ozan Tufan ve Atilla Zalai stopere çekip muhtemelen Filip Novak veya Caner'i, ama bilmiyorum işte Caner'in durumu ne olur. Filip Novak diyelim. Muhtemelen böyle bir değişikliğe gidebilir. Ben Lemos oynatır mı dedim ama Altın abi tahmin etmiyorum dedi. Tabii bireysel hatayı çok yapan bir oyuncu ama bilmiyorum, Zalai de hücum performansı ofansif bek diye tarif ettiğimiz hiçbir oyuncuyu aratmadı ya. Yani tahmin etmiyorum demedim. Aman Erman konuştu. Aman ya, daha ben onu söylemek istemedim de sen madem öyle. Peki. Ya aman dedi. Yani ne bileyim, Lemos o kadar kötü oyuncu mu bilmiyorum da yani. İyi çok oyuncu da olmadı Fenerbahçe'de. Bazı oyuncu olmaz ya. Herkesin ayrı bir yeri var. Ya çok tutmadı şeyi. Futbol bakış açısı, hamle, zamanlama, bu stoper. Ama sağ bek iyi bir oynamıştı. Gençler Birliği maçını Fenerbahçe 5-1 kazandı. Biraz rakibinde zayıf olmuştu. Biraz daha kaleye olmuştu. Uzak oynasın evet. Herhalde. Peki Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın da aslında fikstürü üzerinden biraz bu hafta içi ve devamında gelecek hafta fikstürünü birlikte değerlendirelim. Şimdi Galatasaray Ankara Gücü deplasmanlardan evinde Sivasspor'la, Demir Grup Sivasspor'la oynayacak. Ne bekliyorsunuz bu fikstürde Erman? Ben Sivasspor maçının çok zor geçeceğini düşünüyorum. Sivasspor'la kendi sahasında oynarsan biraz daha, Galatasaray Sivas'ta iyi oynamayı adet haline getirdi ama kendi sahasında çok tehditkar bir takımla karşılaşacak. Hani Max Gradel, Yatabare, bu tip oyuncuların çabukluğu ağır Galatasaray stoperlerine sıkıntı yaratır mı? Yaratır. Orada da Muslera devreye girip genelde bu durumu dengeleyen kaleci. Ama Galatasaray ne kadar favori olursa olsun bu fikstür içerisinde en zor maçı Sivas diye düşünüyorum. Ankara Gücü deplasmanı Galatasaray. Ben Kayseri, Ankara Gücü çok direnebilirler mi? Benim için sürpriz olur. Altan abi Galatasaray tarafında. Şimdi Galatasaray camiasını ve Fatih Hoca'yı çok iyi değerlendiren, tanıyan Hikmet Karaman var Ankara Gücü'nün başında. Ama büyük takımlarda 2-3 oyuncu olmadığı zaman kadro genişliğiyle şey yapıyorsun. Karşı takımda Genk'ten aldığın Pentsil saçma bir kırmızı kart sonrası cezalı. Şimdi Ankara Gücü'nde de önemli bir oyuncu. Çok da yani böyle kulübeden girsin maç kazandırsın da çok yok. O yüzden eğer Pentsil de oynasaydı sürpriz golleri oluyor, koşulları, asistleri oluyor. Bir şey varlar ama puan kaybetme ihtimali var ama küçük bir ihtimal. 3 günde bir maç oynamak şu anda Anadolu kulüpleri için çok çok zor. Aynen. Çok çok zor yani. Biraz yansıdı puan tabelası. Yansıdı. Makas çok açıldı diye hep konuşuyoruz yani. O 3 günde bir maç trafiği, bu takımların çoğalması, düşmemenin olması falan derken bir bak şöyle devre arası transferleri, pandemi falan dinlemedi Türk futbolu ya. Altan abi Türk kulüpleri dinlemedi yani. Bu genişlik 3 günde bir maç oynamaya dikkat edersen bugün ligin ilk 3 sırasındaki takımların kadro kaliteleri 2 tane 11 yazıyorsun. Doğru.
Beşiktaş biraz, ama hiçbir Anadolu kulübünde bunu yapamazsın. Hep aynı oyuncular üzerinden gidiyorlar. O yüzden direnemiyorlar çok fazla. Düşme hattı şu anda ekranlara geliyor ve birçok takım da tehdit altında aslında. 4 takım kümeye düşecek şu anda, baraj 25 puan. Ve yani 31 puan takımlar bile çok rahat hissetmiyor kendini. Beşiktaş Yeni Malatya deplasmanı. Ardından da Gaziantep Futbol Kulübü. Erman, Beşiktaş'la ilgili neler söylersin? Ben Beşiktaş'ın Sergen Hoca ile beraber Cenk Tosun transferini de işin içine kattıktan sonra çok kolay gol bulan bir takım olacağını düşünüyorum. Fakat savunma zafiyeti eğer oyunu dar alana çekemezse hep var Beşiktaş'ta. Yani Wellington mesela oynarken hata yapan bir oyuncu. Bu hafta Vida rahat geçmiş gibi gözüken maçta kaç tane hata yaptı? Beşiktaş Denizlispor'a 3-4 tane net fırsat verdi. Rodrigo üzerinden şöyle bir bakarsan, Sagan üzerinden. Galatasaray da aynı fırsatları Erzurumspor'a verdi. Verdi. Yani belki konsantrasyon eksikliği diyebilirsin. Ama bunu değerlendirecek rakipler çıkacak bu takımların karşısına. Yani Yeni Malatya deplasmanı kolay. Hoca değiştirdiler. Hoca değiştirdiler. Kim gelecek? Hakan, kim gidecek? Hakan Çalışkan en son çıktı. Tanıyor musun? Birlikte oynadın mı Hakan? Hayır. Oynamadım. Hakan Çalışkan çıkmış en son maça. Daha net bir teknik direktör gelmedi. Yani bence niye Hamza Hoca'yı gönderdiler derim önce. Birçok teknik direktör değişikliğinde olduğu gibi çok aynen anlamlı bulmadım aynen açıkçası. Yani ne bir, yani elinde bir malzeme var. Erzurum'da çok yaptı. İşte Kayserispor yine yapıyor. Dan Petrescu'dan da vazgeçtiler. Ya bu malzemeden ne bekliyorsunuz ki bu kadar teknik direktör değiştiriyorsunuz? Ben onu bir türlü çözemiyorum. Neyin olmadığını düşünüyorsunuz? Ya bu takım nereye oynar da siz neyi kabullenmiyorsunuz? Takımı değiştirmektense. Ya tamam da teknik direktör değişikliğini sana sürpriz şekilde 2-3 haftalık bir çıkışı olur. O da sana yetmez. Oyuncunun teknik direktöre inancı olmadan ki sen böyle yaparsan asla olmaz. Nasıl bir çıkış bekliyorsun elindeki kadrodan ya? Mümkün değil ki. Anadolu Kulübü futbolcusuyum ben ya, biliyorum ben. Ya 2 hafta sonra bu gider diyor oyuncu ya. Öyle nasıl dediğini yaptıracak adam sana? Altan abi sen? Sumudika'nın dün söyledikleri. Yani Rize'ye İsmail Kartal kötü hocaydı. Thomas kötü hocaydı. İşte Bülent Korkmaz kötü hocaydı. Ben de kötü hocam. Mourinho gelse Rize'den bir şey olmaz dedi. Bunları ben yorumlamıyorum. Direkt Sumudika söyledi. Biraz da dandun birisi zaten. Ama çok açık açık bizim fotoğrafımızı çekti. Ya Kayserispor'u ben çok sevdiğim bir felsefesi oluştu son 2 yılda. Bir kadın başkan var ya. Bizim şu anda ligimizin çiçeği Berna Hanım. Evet. İyi ki de var. Rengimiz. Ama bu kadar çok teknik direktör değiştirirsen olmaz, aşağı gidersin. 7 mi oldu? 8 mi oldu? Ya son 2 sezonda 8 idi en son saydığımda. Çok iyi sonuç alamasa da Samet Hoca ile iyi futbol oynadılar. Yani finali yapamadılar ama futbol adına doğru şeyler Samet Hoca zamanı oldu. O da şimdi Adana Demirspor'a gitti. Ya benim hani bunun hızına da yetişemiyorum ben. Doğru. Kim, nereden, nereye gitti? Bunu takip etmek mümkün değil ya. O senin meşhur bavul, Alex Ferguson'ın bavulu teknik direktörün kapının yanında olacak konusu en çok bizim ligimizde Anadolu takımları için geçerli. Şunu evet da anlamıyorum. Mesela geliyor bir teknik direktör, onu gönderiyorlar. Başka bir teknik direktör. Bir ay geçiyor, onu gönderip eski teknik direktörü geri alıyor. Yok ya bu daha iyiymiş diye. Yani onun gönderdiğini öbürü alıyor, öbürünü gönderdiği evet, o alıyor abi, falan. Hep diyoruz ki futbolumuzda belli kararlar. Abi bir takıma bir sezonda 2'den fazla teknik direktörle çalışma şeyi, şansı vermeyeceksin. İzni vermeyeceksin. Katılıyor. Bu nedir ya? Katılıyor. Böyle olmaz ya. Bu rezalet aslında. Bakma sen, biz de yumuşatarak söylüyoruz ama ya bu oyun nasıl anlaşıyorsun? Ne para vaat ediyorsun? Ne tazminat ödüyorsun? Bunları ne ara hallediyorsunuz? Bu nasıl bir şey yani? Biraz futbolun kalitesi artsın istiyorsan sen kendinde bir istikrar bul. Ve bırak iki takım, iki hocadan fazlasıyla çalışmasın takımlar artık ya. Altan abi sen Beşiktaş'ın Yeni Malatya deplasmanı beklentin nedir? Evet, şimdi 14 maç kaldı. Beşiktaş'ın 15 maçı var. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Diğerlerinin 14 maçı var. Şu ana kadar ki bütün skor, kargaşa bilmem ne, bence en doğru futbolu Beşiktaş oynuyor. İyi oynuyor, kötü oynuyor geçtim ama baktığım zaman daha doğru oynuyorlar. Sonuç almaya, maç kazanmaya ve şampiyon olmaya doğru. Neden Galatasaray demiyorum? Galatasaray'ın Beşiktaş'tan daha iyi bir kadrosu var. Özellikle ön taraf daha alternatifli falan filan. Galatasaray takım olarak oyundan düştüğü anda çok çabuk gol pozisyonu veriyor. Beşiktaş'ta kademe var ve özellikle Josef olduğu zaman orayı geçmek zor. Şimdi Galatasaray Taylan oynuyor, Etobo oynuyor, bazen Jetson falan. Orada bir önleyici duvarı yok. Fenerbahçe Gustavo duvarı yıkılınca Başakşehir elenip Galatasaray derbisini kaybetti. Bugün Trabzon tehditkar oynamadığı için Gustavo'nun ihtiyacı gözükmüyor. Ama Göztepe Halil'le geldi, seni elini kolunu sallaya sallaya gol attı. Önemli bir tıpası yok Galatasaray'ın.
Bence orada bir tık Beşiktaş daha önde duruyor. Yeni Malatya maçındaki rakipten büyük zorluk zemin. Orada Galatasaray bir tane Babel vurdu 90'da gol attı. Luyendama 120'de çıktı kupa maçında gol attı. Gol atamadı Galatasaray o kadar iyi oynarken. Zemin bozuk. Orada bir şey olur mu bilmiyorum yani zemin. Ama Beşiktaş ağır favori, Başakşehir maçına kadar da puan kaybı olmaz. Dinlenmek bay haftası Beşiktaş'ta en çok da forvet oyuncularının final vuruşlarına yansır demiştim. Ve yansıdı Denizli maçında. Larin, Abubakar. Larin ve Abubakar. Cenk de şimdi dinlenip çabuk dönerse bu alternatif fazlalaşacak. Gezal'ın da sakatlığı çok ciddi değil. Dönecek herhalde bildiğim kadarıyla. Çok kolay gol bulur Beşiktaş takımı ya. Hatta biraz hani söyleyeyim, Pelkas'ın pozisyonuna Gezal'ı çekip performans almayı başarabilirlerse, ki Laiç de iyi oynamaya başladı. Yani Beşiktaş çok üretken bir takım. Peki Beşiktaş'la ilgili bir yorum daha yapacağım. Zaman zaman burada antrenmanlara canlı bağlanıyorlar. Evet. En son bağlandığında bir şey gördüm. Abubakar bir adım öndeydi. 8-9 oyuncu. Erkut hatta dikkatimizi çekti. Kol kola girmişler böyle asker gibi, halay gibi yürüyorlardı. Çok güzel bir yerlisi, yabancısı, genci. Şimdi futbolun dışında şöyle bir yorum yapayım. Genel anlamda. Kainata iyi davranırsan, kainatı yaratan da sana iyi davranır. Mustafa'yı uzaklaştırmak isterken Larin'in önü düştü, vurdu çatala gitti. Bugün Trabzon'un kafası direkten dışarı gitti. Bak minik detaylar ama şunu anlatma. Pozitif enerji önemlidir. Beşiktaş'ta şu anda Ümraniye'de çok pozitif bir hava var. Ahmet Başkan mütevazi bir şeyler yapmaya çalıştı. Borça tıkadı her yeri. Sergen bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zaman zaman diyor ki ne şartlarda yaptığımızı artık bilen biliyor. Beşte bir para alıyor takımdaki işte Vida'dan falan teknik direktör. Şimdi böyle bir ortamda mütevazilik varken başarı da geliyor. Bu bozulmaz ise Beşiktaş bir tık Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde duruyor bence. Peki Doğukan, fotoğraflar var öyle zannediyorum. Ha, evet, evet o Altan abinin bahsettiği fotoğraf bu. Beşiktaş'taki biz maç önü yayınında sinerji. Futbolcuların bu işten keyif alması gerektiğini, biraz eğlenmesi gerektiğini. Şimdi diyecekler ki profesyonel futbolcu parasını alıyor, ne eğlenmesi. Ama bu işte iyi futbol, yani bir eğlence sektöründen bahsediyoruz. Ancak oyuncular keyif aldığında geliyor Müjdat. Yalnız sıkı bir yarış olacak gibi gözüküyor. Ve derbilerin de biraz daha o yarışı tanımlayacağını, geçmişte hep şampiyon Anadolu'da belli olur tabiri vardı ligimizle ilgili. Bu sezon üzerinde biraz derbiler, kafadaki takımların birbirleriyle olan maçları sanki belirleyecek gibi tabloyu. Daha çok hafta var, çok maç var. Burada çok değerlendireceğiz. Daha köprünün altına bayağı da sular akacak ama keyifli bir yarış olacak gibi gözüküyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe arasında Trabzonspor, bakalım oraya tekrar dönebilecek bunlar mi? Bunlar çocuk Müjdat. Gerçekten çocuk. Trent Arnold şu anda Liverpool'un sağ bek, İngiltere milli takımının sağ bek, çok önemli oyuncu. Dün bir haber okudum. Eşi ayrılmak istiyormuş. Nedeni neymiş biliyor musun? Odasına kapanıp saatlerce Fortnite oynuyor. Hakikaten bunlar çocuk. Bu çocukları biraz eğlendirirsen, güldürürsen, çok strese giren çocuk çok mutlu olmaz. Sınavda da bunlar da böyle. Biraz rahat ettirici. Al Beşiktaşlar işte gül oynuyor. Şarkı marka 3-0 3-0 gidiyorlar. Peki Altan abi, Erman Özgür, teşekkür ediyoruz yorumlarınızdan dolayı. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.